Merhaba kıymetli izleyicilerim. Gez Dostu'ndan herkese sevgiler, saygılar. Kıymetli izleyicilerim, bugün de yine Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeyiz. Eski adıyla Namrun. Bugün Ergene bölgesindeyiz ve kısmet açan çeşmeden, yani Altıoluk'tan, yani Ergene Çeşmesi'nden, diğer adıyla da Kurtbaşlı Çeşmelerden Gez Dostu'nu başlatıyorum. Ve biz de içelim bakalım. Biz de Altıoluk Çeşmesi'nden suyumuzu içelim, kısmetimizi açalım ve bugün Çamlıyayla'nın pazarı ve Çamlıyayla'nın pazarını gidelim gezelim. Hadi size iyi seyirler. Evet, Altıoluk, kısmete açan çeşme ya da Kurtbaşlı Çeşme dedikleri yer burası, Ergene. Gördüğümüz gibi 6 tane oluk var. Ve halk arasında buradan su içenin 3 vakte kadar diyor. 3 saat, 3 gün, 3 ay içerisinde kısmetini açılacağı söyleniyor. Tabii ki bunlar efsane. Fakat gerçek olan şu ki şu anda 6 adet oluk da harıl harıl akıyor ve buradan insanlar gelip suyunu içiyor, ihtiyacını gideriyor. Artık kısmeti açılıyor mu orasını da Allah bilir. Fakat önemli olan inançtır. Ve şimdi biz de bakalım. İçelim. Gerçekten muhteşem bir suyu var. Buraya geldiğinizde mutlaka bu sudan içmenizi öneririm. Yani klorsuz, Torosların kar suyu, kaynak suyu ve şifalı olduğu söyleniyor. İnanç her şeyden önemlidir. Önemli olan inanmak. Burada Türklerin Ergenekon'dan çıkışını anlatıyor. Ergenekon destanını. Bulunduğu üzerinde Ergene ve burada Ergene Altıoluk Çeşmesi. Şifalı çeşme, kısmet açan çeşme. Kısmet çeşmesi. Evet, siz de kısmetinizi açmak istiyorsanız boşuna gidip hocalara para vermeyin. Gelin buraya, için bu sudan kısmetinizi açasın. Yani Ergene bölgesi şu an çekim yaptığımız yer ve karşı taraflar tabii ki diğer mahalleler, At Dağı. Karşı gördüğümüz dağ At Dağı. Ulumeres bu taraf. Ve bu yoldan gittiğiniz zaman Kisecik tarafına gidiyor. Bu bölge tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için böyle patpat motor geliyor şu an, patpat dediğimiz. Bunlarla bütün işlerini görüyor insanlar, çiftçilerimiz, hayvancılarımız. Böyle bu şekilde bunu tarlasında, bağında, bahçesinde kullanıyor. Her işini görüyor yani. Bugün pazar var. Mesela pazara gidip mahsulü varsa pazara götürüp pazarlıyor, satıyor ve oradan alacaklarını alıp geliyor. Yani Çamlıyayla bildiğimiz küçük bir kasaba, şirin bir kasaba. Her ne kadar ilçe olsa da.
Gerçekten manzara muhteşem. Bölgemizin en güzel yaylası diyebilirim. Yani diğer yaylalara da sözümüz yok. Her yeri Cenab-ı Allah yarattı. Her yer güzel. Ama yeşillik açısından söylüyorum. Böyle çam ağaçlarının bol olduğu yer Çamlı Yayla. Eski ismiyle Namrun. Şu an değiştirdiler. Çamlı Yayla yaptılar. Yani çam alanınla, çam ardıyla karıştırmayalım lütfen. Çamlı Yayla ayrı bir yer. Çamlı Yayla şu an Mersin'e bağlı bir ilçe. Fakat küçük bir kasabayı andırıyor. Harika, müthiş bir yerde. Çamların arasında. Ben her zaman söylüyorum, yine tekrar ediyorum. Akdeniz'in Karadeniz'i. Çok zamanlar böyle sis olur. Bugün güneş var. Açıldı hava. Bir haftadır yağmur yağıyordu. Bugün güneşli. Şöyle bir çekim dedim. Burası bulunduğumuz yer şu an Ergene. Şu an Ergene'ye giriyoruz. Ergene'nin girişi bura. Evet, burası da yufka aldığımız yer. Burada yufka yapıyorlar ve yufkamızı buradan alıyoruz. Gördüğümüz gibi bak, burada yapılmış hazır vaziyette 25'li, 30'lu, 50'li her neyse. Yufka ihtiyacınızı da buradan karşılayabilirsiniz. Yaz döneminde yaylacılarımız buradan yufka ihtiyaçlarını giderebilirler. Çünkü çok kişi soruyor yufka diye. Burada Ergene'de yufkacımız var. Burada yapıyor hazırlanmış şekilde. Ve ben de şimdi buradan alacağım yufkamızı, gideceğim. Kurtbaşlı Çeşme dedikleri yer burası, Ergene. Gördüğümüz gibi 6 tane oluk var. Burası Çamlı Yayla'nın çarşısının bulunduğu yer, merkezi. Bugün Çamlı Yayla'nın pazarı, cuma pazarı ve görüyorsunuz küçük bir kasabayı andırıyor. Burada domates, biber çitleri satanlar. Ve bakıyoruz şöyle. Yani pazarın hepsi burası. Bildiğimiz küçük bir şehir de olsa küçük bir kasaba. Evet, burada alabalık satıyorlar. Alabalık yetiştiriyor. Burada yine çiti satanlar. Genelde şu an bahar olduğu için kiraz geldi. Kirazımız burada. Çitiller var. Genelde çitil. Karşıda yine Toros Dağları. Yani burası ilçe ama bildiğimiz kasaba yani. Burada erkekler çıkmış. Herkes kendi evinde yetiştirdiklerini burada getirip satıyorlar. Böyle dediğim gibi şu an ilkbahar olduğu için genelde çitil satılıyor. Baktığım zaman şöyle. Pazarın hepsi burası yani. Evet, bu da Turfan'da kiraz mı oluyor bu da? Evet, kiraz. Erkenci kiraz.
Erken olanlar. Erken saatte alırsanız yaparım. Geç saatte alırsanız zor yaparım. Ve şu an ilk önce çıkan kirazlar. İstedik var. Evet. İlk olan kirazlar. Allah'a sağlık. Hangi bölgede çıktı bu? İstedik. İstedik'te. Yaptırın da olur. Gel dükkandan getirelim. Bahama geçecek. Yürü. Yürü git. Yaptırıyorum. Evet. Erkenci kiraz. Buyurun buyurun. Kiraz var. Kiraz kiraz. Erkenci kiraz. Bu erkenci erik oluyor. Biraz oturabiliriz abi. Ya, evet. Burada şu an turfonda kiraz. Evet. Ve ama güzel bir tam olmuş. Direkt çiftçiden halka. Evet. Pazara girmedi bu. Evet. Direkt çiftçiden halka. Aracılar çok koyuyor, aracılar. Biraz daha erken olur ya. Çiftçiden halka. Damar peynir istersen fiyat 35 lira. Fazla verirler. Valla bir adam bulacağım. Getirdiğim mutfağı çıkaracağım. Dışarıda. Fazla olsun 25 lira. Kolay gelsin. Bu da alabalık böyle taze getiriyor ve bu şekilde taze taze burada satılıyor, temizleniyor. Şamlı Yaylan'ın cuma pazarında. Yine buradaki Karaget civarındaki çiftlikte yetişiyor bu. Evet, böyle canlı canlı. Burada temizlenip halka satılıyor. Satışlar nasıl? Çok şükür. Hayırlı. Gez dostum. YouTube. Burada kediler payını alıyor. Hadi kolay gelsin. Bu da yine kendi evinin önünde yetiştirdikleri marullar. Harekemi çekiyorsun hocam. Evet, bunlar gerdeme, su teresi. Burada sütler var. Yine taze sütler. Gördüğümüz gibi genel çitil. Şimdi. Gerdeme bazen gösteriyorum. Su teresi, derelerde oluyor. Çok lezzetlidir. Evet, daim diyor su otu de diyor. Evet, su otu yani. Falan gittin mi? Çektin mi? Sebebimiz mahallesi sakinlerinden Mustafa Hançer. Sayın büyüklerim, sayın belediye başkanlarım, sayın kaymakamım. Mümkünse bize acilen bir pazar yeri lazım. Sesimizi duymanızı istiyoruz. Evet, pazar yeri sade bu kadar bir... Çok rezil vaziyetteyiz görüyorsunuz. Sığdırılmış durumda yani. Onun için diyor pazar yeri istiyoruz diyor. Evet. Tabii. Acilen bir pazar yeri. Pazar yeri orada yapılıyordu şu an. İnşallah burada bize hizmetler, hizmete sunarlar. Bir bekliyoruz. Bir an önce istiyorsunuz. Bitmiş ve hizmete sunulmasını istiyoruz. Diyeceklerim bu kadar. Sevgi ve saygılarımla. Teşekkürler. Ben Çamlıyayla ilçesine bağlı Kesecik mahallesinde İkametgah ediyorum. Çiftçiyim. Hayvancılık yapıyoruz, çiftçilik yapıyoruz, üretiyoruz. Yalnız zehir çok pahalı, gübre çok pahalı. Zorlanıyoruz çiftçilikte. Cuma günleri Çamlıyayla'nın pazarına gelin organik olarak çiftçiden direkt vatandaşa aracı olmadan daha ucuz ve daha kaliteli meyve yiyebilirsiniz. Biz her cuma buradayız. Şu kiraz da gösterin şöyle kirazlarımızı. Kirazlar sizin yetiştirmeniz. Evet, biz kendimiz organik yetiştiriyoruz. Toplanması çok zor. Ağaçta ayaklarımız yandı. Toplaması çok zor yani. Ama çiftçi olarak mecburuz, bunu yapıyoruz. Başka işimiz yok. Köyde yaşıyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Cuma günleri geldiklerinde bu. Cuma günleri Çamlıyayla yapıp gelirseniz pazara organik olarak evet. Meyve sebze alabilirsiniz.
Aracı olmadan direkt bizden daha ucuz. Direkt üretimden arka diyorsun. Evet. Daha abi zehir abi. Daha şu an zehir falan vurmadık. Organik yani her şeyimiz. Teşekkürler. Rica ederim. Çamlı Yayla orası böyle. Tam dağların dibinde kurulmuş küçük bir kasaba aslında. Bakmayın ilçe olduğuna yani ilçe ama bildiğimiz küçük bir kasaba ve şirin bir kasaba yani. Ben seviyorum. Yani böyle kasaba olarak kalması bence daha güzel. Kasaba deyince yani ilçe ama yani görünüm kasaba ve böyle kalması bence daha güzel. Küçük bir şirin bir kasabayı andırıyor. Ve işte bak pazar yeri sadece ve sadece burası. Gördüğümüz yer bak işte. Bir sokak başı burası. Ve pazar yerinin yapılmasını istiyor. Tabii büyükşehir buraya pazar yeri yapmış şu anda fakat faaliyete geçmemiş. Bu şekilde bir an önce bitmesini istiyorlar. Şu an sokakta yani. Pazarın kurulduğu yer. Kıymetli izleyicilerim, şimdi bir de Çamlı Yayla'nın çarşısından şöyle bir girip çıkalım. Zaten dediğim gibi küçük bir kasaba andırıyor. Fakat yazlara burası çok kalabalık olur. Küçük bir kasabayı andırsa da alan olarak çok geniş bir alanda mahalle olarak. Ve yani çevresi çok geniş ve yaz döneminde 150-200 bini buluyor buranın nüfusu. Fakat kış döneminde böyle bahar dönemlerinde sakin olur. Çamlı Yayla dediğim gibi çok geniş bir alanda ve birkaç video sığdıramayız. Ayrıca bir tarafı Toroslar. Toroslarda da biliyorsunuz birçok videolar çekiyoruz. Çadırlar kuruyoruz ve yörükleri geziyorum. Yani Çamlı Yayla ve civarının videolarını birkaç videoya asla sığdıramayız. Daha birçok videolarda beraber olacağız inşallah belgesellerde. Bu hafta ne yaptık? Bu hafta sizinle beraber Ergene'ye gittik ve Ergene Çeşmesi'nden yani Altıoluk'tan ya da kısmet açan çeşmeden suyumuzu içtik, gezdik, dolaştık. Oradan geldik Çamlıya'yla Cuma Pazarını gezdik ve böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Böyle videoların, böyle bölümlerin devamı için ne yapıyorduk? Eğer hoşumuza gittiyse beğeniyoruz ve hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa eğer onlar da abone olmayı unutmuyorlar. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. En güzel günler, en güzel haftalar, en güzel yıllar, en güzel anlar sizin de olsun. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.